Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Valheim. İskandinav mitolojisiyle harmanlanmış, açık dünya, online tabanlı bir hayatta kalma oyundur efendim. Ben de sizler gibi ilk defa gireceğim. Resmi olarak Türkçe dil destekli çıkmıştır. Oyunumuza şöyle bir grafik ayarlarına bakalım. Her şey yüksekte gördüğünüz gibi. Ancak pek fazla bir şey beklemeyin. Çünkü oyun genel anlamda grafik vaat eden bir oyun değil. Gameplay ve atmosfer vaat ediyor bizlere. Zaten 500 MB kadar bir boyutu var. Hemen oyuna başla diyorum. Yeni diyorum. Gördüğünüz gibi buradan kadın, erkek karakterleri seçebiliyoruz. Ten rengi olsun vesaire. Hemen ben şöyle kısaca bir saç ekleyeyim. Bir tane de sakal ekleyelim. Tam Viking havası olsun. Burada saç rengini de ayarlayabiliyormuşuz. İsim gir diyor. Elder yazıyorum. Başla diyorum. Bunu silelim. Burada ne diyor? Herhangi bir çevrim içi sunucuya bağlanmak oyun karakterinizi tehlikeye atar. Değerli eşyalarınızı kaybetme ihtimalinizi azaltmak için çevrim içi durumlarda farklı bir karakter yaratmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca çevrim içi oynarken hilecilerle ve zarar verme odaklı hareket eden oyuncularla karşılaşma ihtimali her zaman vardır. Bol şans. Bayağı oynayan varmış şu anda. Mesela Akira diye biri server açmış. Bakalım bağlanabilecek miyiz? Bağlandık. Belki karşılaşırız kendisiyle. Tabii ki de şifre istiyor. Başka bakalım şifre istemeyen. Hepsi şifre istiyor. Oo. Neyse. Biz kendi şeyimizi yapalım o zaman. Dünyamızı yapalım. İsim girelim efendim. İsmimiz ne olsun? Ghost. 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 Başla diyorum. Sunucuyu başlat. Şifre koymuyorum. Tamam. İsteyenler bizim serverımıza katılabilirler. Daha doğrusu dünyamıza diyelim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu oyun tek başınızda oynanılacak bir oyun değil. Başta onu söyleyeyim. Arkadaşlarınız ile çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Potansiyeli olan bir oyun. Bu yüzden tek başınıza oynama gibi bir fikriniz varsa, bir düşünceniz varsa bence bu oyuna hiç bulaşmayın. En az en yakın şöyle bir dostunuz, arkadaşınız ile en az iki kişi oynamanızı tavsiye ediyorum. Evvel zaman önce Tanrı Baba Odin dünyaları bir araya getirdi. Düşmanlara rahat ettikten sonra onları 10. dünyaya sürerek hapislerini tutan dalları dünya ağacına bölüştürdü ve bu sürgün yerini başıboş şekilde sürüklenmeye bıraktı. Yüzyıllar boyunca bu dünya tekinsiz bir uyku halindeydi ama yitip gitmedi. Buzul çağlar geçerken tanrılar görmeden krallıklar bir bir yükseldi ve aynı şekilde kayboldu. Odin düşmanların tekrar güçlenmeye başladığını duyduğunda Midgard'daki savaş meydanlarına Valkürleri gönderdi ve en güçlü düşman savaşçılarını bulmalarını istedi. Bu dünyada göçüp giden savaşçılar yeniden doğacaklardı. Valheim'da. Evet, karakterimiz şu anda. Hmm.
dünyamıza bırakılmak üzere yolculuk ediyor abi, ne diyeyim. Yalnız müzikler çok güzel olmuş, onu söyleyeyim. Atmosfer müthiş olmuş. Gerçekten bize o İskandinav mitolojisini yaşatan bir dünya yapmışlar. Eminim daha da çok geliştireceklerdir. Daha fazla şey koyacaklardır. Dediğim gibi potansiyeli olan bir oyun. Gördüğünüz gibi ışık, rüzgar, yağmur, her şey çok güzel görünüyor. Gökyüzü. Ay bu ne? Düşman? Silahsız yeteneğim gelişti bu arada. Düşmanın burada ne işi var ya? Tutorial değil mi burası? Meşale, paçavra, tunik. Aa. Hiç yoktan iyidir. Paçavra, tunik. Okey. Reçine güçlü, yalıtıma sahip yapışkan ağaç reçinesi. Ateşle temas ettiğinde yavaş ve sürekli olarak yanar. Okey. Onuncu dünyaya hoş geldin savaşçı. Benim adım Hugin ve buraya yolculuğunda rehberlik etmek için gönderildim. Etrafını çevreleyen anıt taşlarının ismi kurban taşları. Bu taşlar Valhalla'ya yükselmek için öldürmen gereken yitikleri simgeliyorlar. Okey. Bu taş bir Vekvisir. Bu büyülü taşlar Odin tarafından diyarın dört bir köşesine dağıtılmıştır. Ve içiklerin ayin bölgelerini gösteren tabela görevi görürler. Yakında incelendiğinde bu taş ilk avın, ilk rain, artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum, çağrı yerini, konumunu gösterir. İlk rain güçlü bir yaratık olduğu için onu alt etmeye kalkışmadan önce düzgün şekilde silahlanmalısın. Okey. Envanter yapmak. Çoğu eşya önce üretilmedi. Fakat yakın zamanda Midgard'dan göçtüğün için nesnelerin gerçek şeklini hatırlaman gerekiyor. Eminim nesneleri aldığında her şey eski haline dönecektir. Küçük kardeşim Mülmin'in dediğine göre ahşap ve taş kullanarak taş balta üretilebiliyormuş. Tamam. Önce şu küçük çalı çırpıları bir toplamayı deneyelim. Bakalım ne olacak. Bu arada ne yaparsak yapalım o konuda skill atlıyoruz. Ahşap, sopa mesela. Sopa geldi. Artık sopa yapabileceğiz. Biraz daha toplayalım. Altta sarı bir ibre var. O staminamız. Sopamızı yapalım da böyle bir iç tarafa doğru geçeriz. Şu kısımdan direkt üret dedim. Gayet basit yapmışlar. Birinci tarafta meşalemiz var. İkinci tarafta şöyle gördüğünüz gibi. Gel bakalım delikanlı. Ne verdi? Çakmak taşı. Ne diyor? Keskin bıçağa dönüştürülebiliyormuş. Okey. Kütük. Taş var mı ya buralarda? Öyle diyorlar ya, taş var mı taş? Gerçekten taşa ihtiyacımız var. Neyse, ya da şu ormanın iç tarafına doğru biraz yolculuk yapalım. Şurada bir taş var galiba. Çakmak taşıymış. Belki ormanın iç tarafında gayet hoş görünüyor atmosfer vallahi. Benim çok hoşuma gitti. Mesela koşarken bile o yeteneğimiz gelişiyor. Çok harika olmuş. Mesela atlayacağım. Gördünüz mü? Zıplamam gelişti. Gayet iyi bence. Ve vuruş hissiyatı. En çok vuruş hissiyatını sevdim ben bu oyunun. Aha. Nek kuyruğu.
Çiğken yenmez ama pişirildiğinde oldukça lezzetli bir atıştırmalık olur. Okey. Ama ondan önce kamp ateşi kurmamız lazım. Oyunda kendi evinizi yapıyorsunuz. Bölgenizi yapıyorsunuz. Bunların hepsi yapılabiliyor efendim. Bu arada bir optimizasyon problemi var. Onu inşallah düzeltirler. Aha bir şey buldum. Ne bu? Ahududu. Ye anacım ahududu. Leziz mi? Leziz. Güzel. Aa, ulan cennete düştüm iyi mi? Burada zamanda birileri bir şeyler yapmayacağız. Bu ne? Leziz bir lokma. Bir atıştırmalık bulcu. Bir atıştırmalığı tüketerek sağlığını ve kondisyonunu geliştirebilirsin. Çok geçmeden tekrar çıkacağını unutma. Ve yanında en azından birkaç farklı yiyeceği hazır bulundur. Tamam. Açlığımı nasıl anlıyorum peki? Daha fazla ahududu yiyemezsin diyor. Allah Allah. Çok ilginç. Aha. Çadır gibi bir şey buldum vallahi. Daş da buldum. Güzel. Aha. Blueprintler çıktı vallahi. Ne istiyor mesela? Taş, balta. Çekiç. Arkadaşlar, çekiç üretmek zorundayız. Neden? Çünkü çekiç ürettiğimiz zaman gördüğünüz gibi fare 2'ye basıyoruz ve inşaat menüsü açılıyor burada. Mesela kamp ateşi diyor. Diyor ki 5 tane taş daha topla diyor. Bu neymiş? Ahşap yığını. Büyük ihtimal buradan depo yapıyoruz. Üretim. Pişirme istasyonu. Yapı. Mobilya. Okey. Konuşalım bakalım. Karga kardeş. Bir çekiç ürettim. Bu aleti kullanarak kudretli salonlar ve yüksek tahkim matlar inşa edebilirsin. Bir tezgah üret ve bunu kullanarak diğer eşyaları üretmeye başla. Tamam canım, sağ ol. Önce şuradan birkaç tane taş toplayalım. Hatta şuraya kurulabiliriz ya. Vallahi 10 numara yer buldum ha. Şansa bala. Elimizde zopayla dolaşalım da. Meşaleyle dövülebiliyor mu bunlar? Geber. Tapir kurbağa. De. Ver ver kuyruğunu ver. Senin lezzetliymiş kuyruğun. Şimdi. Burada bir tane daha var. Kaçıyor. Okey. Tamam. Dalları al. Şimdi. Burada ne varmış? Ay bu ne? Hiçbir şey olmadı vallahi. Neyse. Ne yapacaktık? Biz taş balta. Taş balta üretelim. Sonra ne yapacaktık? Çekicimizi alalım. Burada ne vardı? İki ahşap. Eksik malzeme. 5 taş, 2 ahşap. Ha, okey. O zaman şöyle yapacağız. Aha, kuş. Kuş, kuş, yakala. Ulan be. Ok olsaydı işte. Oku da yapacaksınız. Onlar yavaş yavaş olacak. Bakalım bundan ne kadar odun çıkacak. Kayın tohumları. Tüyler. Vallahi vuruş hissi gerçekten güzel değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Tamam. Oha. Ormanı yıktık lan. Bir ağaç keseceğiz diye. Heh, ahşapları buradan buluyoruz. Tamam. Gelmişken bunu da keselim abi. Müzik.
Meymun meymun sesler geliyor onun içinden. Fazla sertmiş ha. Az öncekini nasıl şey yaptık? Neyse. Mesela kamp ateşini şuraya kuralım abi. Örnek veriyorum. La hala taş diyor arkadaş. Oğlum biz taş almadık mı? Ulan arasak çakmak taşı bulamayız arkadaş. Her yerden çakmak taşı fırlıyor. Taş taş taş. La oğlum. Oha. Fena koydu yalnız. Sizin kuyruklarınızdan ızgara yapacağım ben. Heh taş. Ne yaparsak yapalım. Exp atlıyoruz ya. Exp alıyoruz. E normal. Aha meyve. Oo. Daş da var burada. Güzel. Seni öldüreyim mi lan? Oğlum sen nesin böyle? Gulyabani. Lan. Oo. Ha şimdi erkek seni. Bu ne? Aha. Lan. Come here my dear. Heh süper. Tamam abi artık yemek sıkıntımız olmayacak bir süre. Geyik dirisi. Vay nice. Geyik av ganimeti. Güzel. Ben niye oraya gidiyorum ki? Orada zaten sinekler var. O ne lan? Lan! Bunlar devam spawnlanıyor galiba. Kaçıyor pisliğe bak. Evet, bunu kurduk. Buradan da pişirme istasyonu koymamız lazım tam şuraya. Böyle. Ondan sonra tezgah. Tezgahı da buraya koyduk. Oy, korkuttun lan. Bu ne? Doğrama kütüğü, okey. Yalnız bayağı bir şey geldi. Benim kafam şu anda karman çorman. Bir tezgah inşa ettin. Tezgah karmaşık eşyalar yapmanı olanak tanır. Ve çekiç ile inşa edebileceğin daha çok yapı parçası erişmeni sağlar. Okey. Hadi kış 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 kış. He etleri böyle asıyor. Tamam. Nasıl olacak bu peki? Piştiğini nasıl anlayacağım? Ulan. Tokat atıyorsun böyle. Pişmiş et. Kemikle pişirilmiş. Şölen sofrasına layık bir tat. Oo. Güzel. Aç gözlü ayı olma diyor. Üretim istasyonunda çatı mı gerekiyor? Nasıl yani? What? Saman mı? He. Çatı derken şeyden kastediyor bu. Ne derler ona?
Tamam. Yani bir yapının içerisinde olacak herhalde bu. Bunu kesebilir miyiz lan? Fazla sert diyor. Siz isterseniz bu kısımları geçebilirsiniz. Ben sadece ağaç keseceğim çünkü burada. Yavrum, sen ölümsüz müsün? Hayda. Al bebeğim, al onlar. Lazım olacak bize onlar. Ağaç kökü. Kes kes kes. Nice. Hop. Şeyimiz kırıldı lan. Baltamız kırıldı valla. Neyse, kırılırsa tekrar üretiriz. Ne yapıyorduk en son? Bu kadar bir kulübe yeter herhalde ya. Bu ne? Ahşap duvar. Koy anacım duvarı da. Oo. Çok iyi ya. Şuraya manzara yapabiliyoruz mu acaba? Çevir anacım. Oo. Hop. Ondan sonra başka. Çevir anacım. Ha? Çok güzel. Sevdim ben bu işi. Çatı derken bu nasıl olacak acaba? Onu merak ediyorum. Bu ne? Kapı. Saman çatı dış köşe. Ha, okey. Vay. Sevdim ben bu olayı. Baksana. Güzel güzel. Dur biraz daha şey keselim. Yumrukla da alıyorsun. Yumrukla olmaz bebeğim. Nereden bulacağım ben ahşabı? Balta üretmek için. Bunlardan çıkıyor muydu? Ha tamam. Ufaklardan da çıkıyormuş. Haydi delikanlı. Göster kendini. Haşin erkek. Bu ne? Kayın ağacı istiyorsan toprağa ek diyor. Nasıl ekeceğim bunu? İlginç. Oy akşam oldu vallahi. Şu ateş ne? Bu ateş değil, manzara lan o.
Manyak bir manzaraya benziyor ha. Bakacağım ona. Ulan manzaraya bakacağız diye öleceğiz ha. Etim nerede benim? Üşüyor muyum? Dalga geçiyorsun. Ay ne yapıyorsun sen? Hava koşullarına dikkat et. Geceleri hava sıcaklığı düşünce veya ıslandığında soğuktan etkileneceksin. Bu durum kondisyon tazelenmesine sahip. Bu durum başına geldiğinde açık bir ateşin başına sığınmak elindeki en iyi seçenektir. Tamam. Ateşten bol ne var oğlum? Da ben çalışarak ısınmayı tercih ediyorum. Ne oldu be? Ay! Bıktım. Ha defol git. Allah'ın belası. Abi çok güzel ya. Oh güzel güzel. Bu niye fazla sert diyor acaba? Çok merak ettim. Herhalde geliştirmemiz lazım şeyi. Şimdi ne yapıyorduk en son? Buraya şey yapamıyoruz mu? Işık mışık falan. Bir dakika. Yavrum şöyle gözümüz önünü bir görelim mi? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz orada? Bu ne? Aa yatak. Tamam. Bunu nasıl yapacağız acaba? Üşüdüğümü ben de biliyorum hayatım. Bu ne? Saman çatı iç köşe. Nasıl olacak bu? Çok ilginç. Bu ne? Ahşap duvar. Çapraz. Saman çatı. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu ne oğlum ya? Yemin ediyorum tam dağ adamı olduk arkadaş. Vay. Güzel oldu lan. Dur bakayım. Şura biraz açıklık sanki ama. Olsun kardeş. Şimdi. Şuraya da kapımızı koyalım abi. Bir dakika. E bunu nasıl iptal edeceğim ben? Oğlum hepsi gitmesin. Sil. Fare 3. Heh tamam. Tamam onu iptal et.
Bakalım. Güzel. Ha. Yani benim bu tezgahı içeri mi koymam gerekiyor illa? O kısmı anlayamadım tam olarak. Deneyelim abi. Ne yapıyorduk? Sil abi. Ha. İçeri bir tezgah yapmayı deneyeceğim de. Küçük olduğunu şimdi anladım ben buranın. Neyse yapacak bir şey yok. Evet, şimdi çalışıyor tezgahımız. Demek ki gerçekten çatı olması gerekiyormuş abi. Vay be. Ne yapabiliyoruz burada abi? Ok yapıyoruz. Çapa yapıyoruz. Çiftçilerin toprağı işlemi için kullandığı aletmiş. Buradan da upgrade yapıyoruz. Mesela taş baltamızda bir update yapalım. Taş yok mu? Okay. Hala bana diyor ki üşüyorsun diyor ya. Kafayı yiyeceğim arkadaş. Lan böyle bir yaratık nasıl üşüyebilir yani? Gece ormanda avlanıyorum, her yer çok da... Ne oluyor lan? Sakin bebeğim, sakin. Bu gidişte orman morman bırakmayacağım. Oyunun mantığı bu işte arkadaşlar. Enerjinizi topluyorsunuz abi haritayı. Bakın harita burada. Gördünüz mü? Kocaman harita. Oha. Bu ne lan? What the... Abi bu ne cidden? Abi size kolay gelsin. Ama dediğim gibi bunu uzun bir süre arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz abi. Gayet keyifli olacak bu oyun. Bakın görün ya, yani ben bunu diyorum yani. Her oyuna demem bunu. Çok güzel bir oyun olacak bu. Dinleniyor muyum? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Oğlum sen manyak mısın ya? Yorgunlar için dinleme vakti. Gece yatağında uyarak geçip dinç bir enerjik şekilde uyan. Evindeki olmazsa olmazların bir de eşyalarını depolabileceğin sandıklardır. Keşif yaparken talihsiz bir durum yaşama ihtimaline karşı yetik ekipman bulundurmak her zaman yararlı olur. Ya şu kapıyı kapat ya. Tamam defol git, uyuyacağım ben. Heh. Canlanma noktası belli. Uyu. Günaydın. Ah ne güzel boktan bir gün böyle ya. Yeni ayın arkadaş. Ne acıkmışım. Şöyle güzel bir ahududu kavurması yiyeyim. İşte böyle arkadaşlar. Zırh yapıyorsunuz kendinizi. Değişik değişik şeyler yapıyorsunuz vallahi. 10 numara şeyler var ha. Çeyiz sandığı yapıyorsunuz. Doğrama bilmem nesi yapı. Yani isterseniz kale yapın buraya. Yapabilirsiniz vallahi. Yemin ediyorum buraya kale yapabilirsiniz yani. Çakmak taş. Oo. Oo. Çapa. Aha.
Bak 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 dur. Çapa yaptık ya. Dur bir saniye. Heh. O ne lan? Havadisleriyle mi yedin? Söyle bakayım ne getirdin koyumuza? Bir çapa ürettin. Toprağı işlemek için kullanacağım bu alet. Çekiçle harika bir partner diyebiliriz. Çapayı kullanarak toprağı temizle ve arazi şekillenir. Düz zeminde bina inşa etmek için daha kolaydır. Şimdi mi söylüyorum bunu? He? Şimdi mi söylüyorum? Bak imkansızlığı başardım ben oğlum. Sen beni ne sandın? Ha, okey. İnşaat menüsü. Ne bu? Toprağı düzenle. Zemini yükselt. Yol yap. Oha yol yapıyorsun lan. Ama olmuyor nedense. Evet kendinize iyi bakın efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.